Peki hocam, bypass'tan da biraz bahsedebilir miyiz? Bypass nedir? Evet. Bypass neden olur kişiler? Tabii orada da genetik faktörler var mıdır? Bir defa bypass olan bir kişi tekrar bypass ameliyatı olabilir mi? Olabilir. Yani bypass'ta işte bu koroner damarların daralması ya da tıkanması, evet, sonucu biliyorsunuz ne oluyor? Göğüste ağrı oluyor ya da işte kalp dizi geçirme ilişki, evet, olabiliyor. Bypass demek bir şeye pas geçmek demek aslında. Biz ne yapıyoruz? Köprüleme ameliyatı dediğimiz damarı ilave ederek o tıkalı yerin ilerisine bir köprü yapıyoruz. Yani tıkalı yerleri pas geçiyoruz. Evet. Bypass'ın aslında anlamı bu. Onu yaptığımız zaman da daha önce kanlanması az olan, az kan giden bölge normal kan gitmeye başlıyor. Ve bu sefer de işte efor kapasitesi normale geliyor. Çünkü genelde özellikle koroner kalp hastalıklarında kritik darlıklar olduğu zaman kişi efor esnasında ciddi problem yaşar. İşte nefes daralır, göğüs ağrısı olur, yürüyemez. Mesela 500 metre gider durmak zorunda kalır ya da 50 metre gider durmak zorunda kalır. Bypass olduğumuz zaman bu şikayetle tamamen ortadan kalkıyor. En önemli faydası bu. Onun dışında kriz geçirme oranları azalıyor. O yüzden bypass son derece faydalı bir ameliyat. Hala günümüzde popülerliğini koruyor ve güncelliğini koruyor. Yani ileriki yıllarda belki işte ateroskleroz dediğimiz bu damar sertliğini yenersek belki bypass da ileride kalkar ama şu anda hala güncel bir ameliyat şekli ve son derece de faydalı bir ameliyat şekli. Uzun yıllar eğer kişi kendine iyi bakabilir ise, yani bu hayat tarzı değişikliklerini, evet, eğer uygulayabilir ise uzun yıllar kolay kolay bir problem yaşanmıyor. Yani stentlere göre falan baktığımız zaman daha uzun dönem sonuçları daha iyi. Bir defa bypass ameliyat olan tekrar bypass ameliyat olabilir, üç de olabilir. Tabii olabilir. Yani ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar teknik olarak biraz daha zor ameliyatlar. Riskli mi ameliyatlar? Risk olarak biraz daha normale göre riskli bir ameliyatlar ama yine de yapıyoruz yani. Yani 100 tane normal bypass yapıyorsak 2-3 tane de böyle redo vaka dediğimiz yani ikinci kez ameliyat olan bypass ameliyatları da oluyor. Olabilir yani. Öyle bir kural yok yani, bir bypass oldum ondan sonra tamam benim bir tıkanırsa bittim diye bir şey yok. Hem bypasslardan sonra ileriki yıllarda belki ilave stent gerekebiliyor ya da tekrar bypass gerekebiliyor. Olabilir yani. Ama yani öyle çok da korkulacak bir durum değil. Yani daha risk az bir şey. %1 değil de %3 olur risk en fazla yani. İyileşme yani süreci nasıl oluyor hocam? Aynı bir ay. Bizim ne kas süremiz yaklaşık bir buçuk ay diyelim. Bir buçuk ay içerisinde normal hayatlarına dönüyorlar insanlar bypasslardan sonra. Tabi biraz önceki söylemiş olduğunuz, vermiş olduğunuz mesajlara dikkat ederlerse. Dikkat ederlerse 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Yaşam süreleri. Tabii. Uzayabiliyor. Çok, kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle yaşam süresini uzatıyor bypass ameliyatı ve kardiyovasküler olay riski dediğimiz, yani işte kalp krizi riski gibi durumları da son derece azaltıyor. Sporcularda da sıklıkla görünen bir hastalık bypass ve kalp hastalıkları. Sonrasında tekrar spora hayatına dönebiliyorlar mı bu kişiler? Yani bypass'tan sonra ağır sporu çok tavsiye etmeyebiliriz. Yani gidip de maraton koşma ya da daha böyle hani, evet, profesyonel futbol değil de ama normal sporunu yapabilirler. Yani ağır spor yapmadıktan sonra yapabilirler. Özellikle genç yaşta hani bypass olmuş kişiler. Yani bypass'tan sonra çünkü şey bitiyor, problem bitiyor. Yani, evet, damar tıkanıklığı kalmıyor. Kan, yani kalbin kanlanması normale geliyor. Onun için efor kapasitesi iyi arttığı için bir problem olmaz. Yapabilirler yani.